Merhaba arkadaşlar. 90 dereceden büyük açıların trigonometrik oranlarını görüyorduk. Y ekseni üzerinde yani pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2 üzerinde işaret değiştirmeyi öğrendik. Açılarımızın sinüsün, kosinüsün, tanjantın, kotanjantın değerini bulmayı öğrendik. Ama neyken? Pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2 ile. Yani 90 ve 270 dereceyle bunları yaptık. Şimdi bu dersimizde arkadaşlar pi artı teta veya 2 pi artı teta eksi teta. Bunlarla yani 180 ve 360 derece ile yapacağız bu işlemi. Ama buradaki farkımız arkadaşlar aslında tek farkımız işareti buluyoruz. Ama neyi yapmıyoruz? İsim değiştirmiyoruz arkadaşlar. Yani kosinüs ise aynı kosinüs olarak kalıyor. Sadece işaretine bakıyorum. Sinüs ise sinüs olarak, tanjant ise tanjant olarak kalıyor. Yani burada bana pi açısı neresi arkadaşlar? Pi burası. Pi'den bir teta kadar açı çıkarttığım zaman ikinci bölgedeyim. Pi'ye bir teta kadar dar açı eklediğim zaman üçüncü bölgedeyim. Veya burası zaten direkt teta da. Şuraya 2 pi dersem, 2 pi'ye teta eklerse bu birinci bölgedeyim. 2 pi'den teta çıkartırsa dördüncü bölgedeyim arkadaşlar. Buranın buradaki etkinliklerimize bakalım. Trigonometrik oranları hesaplayıp aynı şeyi yapıyoruz. Tek yaptığımız isim değiştirmiyoruz. Ne zaman isim değiştiriyoruz? Pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2. Yani 90 ve 270 derecede. Şimdi buradakileri 90 ve 270'de yapmıyoruz. Buradaki örneklerimizi 180 ve 360 derece üzerinden gideceğiz. Arkadaşlar bakalım. Sinüs 120. Kime yakın? 180'e yakın. O zaman ben bunu sinüs 180'den 60 çıkartarak bulabilirim. 180'de ne yapıyordum? İsim değiştirmiyorum. Ama onu attım. Ne kaldı? Sinüs 60 kaldı. İşaretine bakıyorum. Sinüs 120 nerede? İkinci bölgede. İkinci bölgede sinüsün işareti ne? Pozitif artı sin 60 oldu. Sin 60 neye eşitti arkadaşlar? Kök 3 bölü 2'ye eşit. Geldim buraya. Sinüs 150. Yine 180 ile işlem yapacağım. Sinüs 180 eksi 30 bu kez. Ne yapıyorum? İsim değiştirmeden direkt sin 30'u yazıyorum. Artı mı eksi mi? Aynı ikinci bölgede olduğu için. Artı sin 30'a eşit. Bu da nedir arkadaşlar? 1 bölü 2. Kosinüs 210'a geldim. Kosinüs 210. Ne yapıyorum? 180'i mi kullanacağım? 360'ı mı? 180'i kullanalım. Kosinüs 180'e kaç eklemem lazım arkadaşlar? 30 eklemem lazım. Bu da ne olur? Kosinüs 30 olur. Peki kosinüs 210. Üçüncü bölgede işaretim negatif. Eksi kosinüs 30. Eksiyi koydum. Kosinüs 30 neydi? Kök 3 bölü 2. Geldik kosinüs 240'a. Yine 180'e daha yakın. Kosinüs 240. Nasıl yazarım? Kosinüs 180 artı 60. Kosinüs 60'a eşit. 240. Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede kosinüsün işareti ne? Negatif. Eksi kosinüs 60 eşit. Kosinüs 60 neydi arkadaşlar? 1 bölü 2. Yani eksi 1 bölü 2'ye eşit oldu. Tanjant 135. Bunu da aynı şekilde 180'den yazalım. Genelde 180'i kullanıyoruz. Genelde 180'den işimize daha çok yarıyor. Tabii şuraya baktığımda 360'ları da kullanacağız. 135. 180'den kaç çıkartırsam 135 olur arkadaşlar? 45. O zaman burası neye eşit oldu? Tanjant 45. 135 kaçıncı bölge? İkinci bölge. İkinci bölgede tanjantın işareti nedir? Eksi. Eksi tanjant 45. Tanjant 45 neye eşitti? 1'e. O zaman eksi 1. Geldik buraya tanjant 330. Burada ne yapacağız? 360'dan yapalım. Tanjant 360 eksi 30. 360'dan 30 çıkarttım. 330. O zaman burası ne olacak? Tanjant 30 eşit olacak. Tanjant 4. bölgedeki işareti nedir arkadaşlar? 330 4. bölgede olduğu için negatif eksi. Tanjant 30 eksi. Sinüs 30 1 bölü 2. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2. Bunu da nasıl bulmuştuk arkadaşlar? Kök 3 bölü 3. Eksi kök 3 bölü 3. Kotanjant 300. Yine 360'dan yapalım. Kotanjant 360'dan 60 çıkartırım. İsim değiştirmiyorum. Kotanjant 60 oldu. Dördüncü bölge işareti negatif. Hemen koydum. Unutmuyorum işareti.
Şimdi bulalım. Eksiği koydum. Kotanjant 60 neydi? Kosinüs 61 bölü 2. Kosinüs 61 bölü 2. Sinüs 60 kök 3 bölü 2. O da yine kök 3 bölü 3'e eşit oldu. Geldik buraya. Kotanjant 315. Ne yapalım? Kotanjant 360'dan kaç çıkartırsam 315 kalır arkadaşlar. 45 çıkartırsam 315 olur. Bu da kotanjant 45'e eşit. Aynı şekilde 3'ü 4. bölge olduğu için eksi. Eksiyi koydum. Kotanjant 45 ne eşitti? Eksi 1'e. Cevabım eksi 1 oldu. Bu sayfayı bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi diğer örneklere geçelim. Evet, buraya bakalım. Sinüs 3 pi bölü 4. Biraz önce yaptığımız gibi pi bölü 4 neye eşitti arkadaşlar? 45'e. 45'i 3 ile çarparsam ne olur? Sinüs 5 kere 3, 15 elde var bir. 4 kere 3, 12. 1 de elde vardı, 13. Sinüs 135'e eşit oldu. Bunu ben nasıl yazacağım? Sinüs 180 eksi 45. Bu da sin 45'e mi eşittir arkadaşlar? Evet, işaretim ne? İkinci bölgedeyim. 135 ikinci bölgedeyim. Sinüs de orada pozitif. Artı sin 45. Peki sin 45 neye eşitti arkadaşlar? Kök 2 bölü 2'ye eşitti. Geldik buraya. Kosinüs 5 pi bölü 3. Pi bölü 3 neye eşitti? 180'i 3'e böldüm. 60. 6 kere 5 30'dan bu kosinüs 300'e eşit oldu arkadaşlar. Kosinüs 300'e eşit oldu. Bunu ben nasıl yazarım? Kosinüs 360 eksi 60. Bu da kosinüs 60'a eşit olur. Dördüncü bölgede kosinüs neydi? Pozitifti. Artı kosinüs 60 oldu. Kosinüs 60 da neye eşitti? 1 bölü 2. Buraya geldim. Tanjant 5 pi bölü 6. Pi bölü 6. 180'i 6'ya böldüm. Ne yapar? 30. 5 ile çarparsam 5 kere 3. 15'ten tanjant 150. Tanjant 150'yi ben nasıl yazarım? 180 ile. 180 eksi 30 şeklinde yazarım. Peki tanjant 30. Kaçıncı bölgedeyim? Tanjant 150 ikinci bölgedeyim. İkinci bölgede tanjantın işareti neydi arkadaşlar? Eksi. Eksi tanjant 30 oldu. Peki tanjant 30 neye eşitti? Sinüs 30 1 bölü 2. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2. Buradan da kök 3 bölü 3 olarak geldi. Buraya geçelim. Pi bölü 4 yine 45. 45'i bu kez 5 ile çarpıyorum. Kotanjant 5 kere 5 25 elde var. 2 5 kere 4 20 225. Bunun ne cinsinden yazacağım? 180. 180 eksi değil artı 45 olacak. Kotanjant ne yazacağım? 45. 225 kaçıncı bölge? 3. bölge. 3. bölgede kotanjant neydi? Pozitifti. O zaman artı kotanjant 45 olacak. Kotanjant 45 neye eşitti arkadaşlar? 1'e eşitti. Bu dersimizi de bu şekilde tamamlayalım. Umarım anlamışsınızdır. Kolay gelsin.